Bir yanda aslında bilimi ve sosyolojiyi de konuşmuş olacağız. Profesör Doktor Şükrü Aslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi öncelikle, e, tabii GADEV diyoruz ama Garip Dede Dergahı Vakfı'nın evet. Alevi Akademisi'nden bahsediyoruz. Evet. E, bir yanda Alevilik ve bir yanda da bir akademi anlayışı. Nasıl örtüşüyor, nasıl paralellik arz ediyor? Evet. Çok doğrudan ilişkiler var aralarında. E, Aleviler e, çok dinlemeye, anlamaya e, yatkın e, bir inanç geleneği. kınamaktan, suçlamaktan daha çok yani. E, o yüzden e, sahici bir alevi dedesi insanı saatlerce dinleyebilir, bir hüküm vermeden önce. E, bunu ben alevi geleneğine, şey, akademi geleneğine çok benzetirim. Akademisyenler de öyledir. Ee, anlamaya çalışırlar, dinlerler, araştırırlar, sorarlar, evet. soruştururlar. Sonra bir yorum yaparlar ama yorumları bile e, çok net ve ötekileştirici değil. O yüzden ikisi arasında böyle e, paralellikler var. Bir suçlamada barındırmazlar. Barındırmaz. Ee, Alevilerin düşmanı yok aslında. Yani tepki duydukları şeyler var tabii ki ama e, birey olarak insanı suçlamak gibi bir eğilimleri yok. Hı hı. Mesela insanın kusurunu yüzüne vurmazlar çok önemli bir gelenektir. Bunu da çok akademiye benzetirim. Ötesinde bütün Alevi inanç mekanlarında olmazsa olmaz şeylerden biri bir konferans salonudur. Evet. Çok ilginç bir şekilde bu konferans salonu her türlü akademik etkinliğe açık bir mekan olduğunu gösterir. Bununla başlamak, yani bir mimariyi tasarlarken bununla başlamak akademiye çok yakın bir şey. Böyle de bir bağ kurulabilir. Çok bağ var. Çok bağ var ama tabii günümüze baktığımızda sizin o akademiye benzettiğinizi vurguladığınız ve yine alevilikle o benzer ilişkiler kurduğunuz tüm bu hususlardan aslında ne kadar uzaklaştığımızı ülke hatlarına baktığımızda evet. siyasetin içinde dahi görmüyor muyuz? Siz evet. bir sosyolog olarak nasıl Kesinlikle gözlemliyorsunuz? Öyle. Hele Türkiye'nin yani son yıllarda iyice böyle kutuplaştırıcı, ötekileştirici yani keskin düşünen ve radikal şekilde ayrıştıran e, politik tutumları, politik eğilimleri göz önüne getirildiğinde, hı hı. E, Alevilik aslında belki de Alevi inancı, Alevi geleneği, hele de akademiyle bütünleşmiş bir Alevi geleneği belki de e, Türkiye'nin rahat nefes alması için ciddi bir soluk borusu olabilir. E, biraz öyle bakmak e, gerekiyor çünkü e, hakikaten kınamak, suçlamak, yargılamak cezalandırmak, ezmek e, ki bütün bir tarihin deneyimleri bunlar. Bunların dışında bir dünya tahlili için, bir dünya tahayyülü için belki e, Alevi inancı yani ciddi bir imkan olarak düşünülebilir. Evet, birlik, bütünlük, cem olmak vurgusu bir Tabii. yanda ama e, şimdi öyle acı olaylar yaşanıyor ki bir yanda işte evlerin işaretlenmesini görüyoruz. Bir yanda e, şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulurken evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ötekileştirme başlığıyla bir kimlik ayrıştırması gündemiyle ortaya çıkılabileceğini konuşuyoruz. Evet. E Dolayısıyla sizin o akademi içerisinde de alevilik içerisinde de vurgu yaptığınız birleştiriciliği evet. biz bütünsel olarak neden yakalayamıyoruz? Neden ulaşamıyoruz? O büyük ölçüde eee Türkiye'nin siyasi geleneğiyle ilgili bir şey, kurduğu siyasi gelenekle. Aslında belki sadece Türkiye ile de değil yani öncesiyle, Osmanlı ile Osmanlı modernleşmesiyle birlikte. Yani bütün o tarih içerisinde geliştirdiği siyasal tercihler, siyasal politikalar ve ona uygun olarak kurdukları siyasal düzen bunun önüne çok ciddi bir bariyer. Yani o kadar ciddi bir bariyer ki Türkiye'nin bu ülkenin barışını öneren, savunan geleneklerin önünü kesen bir bariyer. Bu kadar güçlü bir bariyer. sizin söylediğiniz örneğe getirirsem mesela Türkiye'deki herhangi bir Alevi için herhangi bir kimlikten biri Cumhurbaşkanı olabilir. Tabii ki. Yani herhangi bir Aleviye sorsanız size vereceği cevap Türkiye'de herhangi bir kimlikten biri eğer bütün kriterlere uyuyorsa ve ne bileyim yani gereklilikleri yerine getiriyorsa Cumhurbaşkanı olabilir. Ama mesela Aleviler dışında bir kesim ki ben onları daha çok politik bir kesim olarak görüyorum. Yani sokaktaki vatandaş ya da muhafazakar insanlar değil. Yani iyi muhafazakarlığın arkasına sığınan politik aktörler. Onlara göre mesela bir Alevi Cumhurbaşkanı olamaz. Açık söylemeseler bile örtük olarak hani bunu 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 bunu, bunu dillendirebiliyorlar. Bu yani kanaatim odur ki Türkiye'ye verilebilecek en büyük zararlardan biridir. Bunu mesela bir örnekle söyleyebilirim. Alevi geleneği bütün tarihi boyunca bir sürü kitlesel kıyıma uğramış bir gelenek, bir inanç. Evet. Çok var. Ama mesela Alevilerin gerçekleştirdiği bir kitlesel kıyım var mı? Yok. Kimse ona bir tane örnek göstermiyor. Bence sadece bu bile Türkiye'nin barışını arama mücadelesinde Alevilere kulak kabartması gerektiğini gösterir. Sadece bu bile yani diye düşünüyorum. O yüzden umuyorum seçimlerden sonra biraz bu yola doğru bir kanal açılır. Siz bir bilim insanısınız her şeyden önce. Az önce vermiş olduğunuz örnek bir Alevi için Alevi olmayan bir kişi Cumhurbaşkanı olamaz denmiyor. Tabii. Evet denmez mesela. Peki burada kıstaslar önemli zannediyorum ki. Tabii. Oradaki yargılar, kıstaslar önemli. Peki bu süreç içerisinde yine çok özelden gitmiş olacağım ama bu kimlik ayrıştırması üzerinden siyaset yapmak zarar verecek dediniz. Zarar verir ülkemize e Verdiğini de gördük zaten çoğunlukla ama tam da şimdi işte bugün de yine seçim tarihi üzerinde durulurken nasıl zararlar görürüz? Ya Ülkân Hanım aslında bu kimlik ve siyaset ilişkisi yani yaygın şekilde bilinen Bilinen duruma uygun bir şey değil aslında. Değil yani yaygın olarak nasıl konuşuyoruz? Biz mesela çok bilinen bir şeydir ya söylem. Kimlik siyaseti yapmayalım evet. diye mesela. Çok söylenir. Evet. Aman kimlik siyaseti yapmayalım. Şimdi biraz böyle yoklarsanız kimlik siyaseti yapmayalım diyenler yapıyor zaten aslında kimlik siyasetini. Mesela kendi kimliklerini yüceltiyorlar. Yani bütün geriye kalan ne varsa onları görünmez tarafa atıyorlar. Yani bir, bir çuval vardır. Yani görmek istemedikleri ne varsa onun için atıyorlar ve siz onları görmüyorsunuz. Ama kendi kimliklerini yüceltiyorlar. Sonra da size diyorlar ki kimlik siyaseti yapmayalım. Velev ki çuvalın içindeki kimliklerden birinden bahsettiniz. Efendim kimlik siyaseti yapmayalım diyorlar. Şimdi Türkiye'de bu böyle gitti. O yüzden e, kimlik siyaseti meselesi bir akademisyen olarak söylüyorum. Evet. Türkiye'de yani akademik bağlamda hiç tartışılmadı. E, politik bağlamda tartışıldı. Ve bunu tartışanlar da aslında çoğunlukla kimlik siyaseti yapanlar. Şöyle düşünün, fark etmez yani bir tane kimliği çok yücelttiğinizi, çok övdüğünüzü, çok benimsediğinizi söyleyip durdunuz. Fakat başka bir kimlikten birisi sizin söylediklerinizin dörtte birini söyledi. Ona tahammül gösteremediniz. Kim yapıyor kimlik siyasetini? Siz yapıyorsunuz demek. Aslında kimlik siyasetini yapana bazı çıkarlar sağlaması da hedefleniyordur büyük olasılıkla Tabii. siyasetin. Onun arkasında bir dizi politik çıkar Tabii. var, bir dizi iktisadi çıkar var, bir dizi kültürel çıkar var. Yani bir sürü… E... Aslında bir çıkar siyaseti haline Siyaset. dönüştürülmüş Kesinlikle. oluyor belki de. Çok çok doğru. Şimdi tüm bu konuştuklarımızdan sonra akademiyle ilgili biraz sonra biraz daha detaylı bilgi alacağım sizden ama… Tabii. E, Yersiz kalacak büyük olasılıkla bu soru. Ee, bir Alevi sorunu olduğunu düşünüyor musunuz ülkemizde? Evet yaşadıklarımızı özetledik konuşmamızda ama çerçevelerini nasıl çizersiniz? Bu sorun varsa eğer neden kaynaklanıyor? Nasıl çözülür? Evet şöyle aslında bence çok yerli bir soru. Çok güzel bir soru teşekkür ediyorum. Ee, şöyle düşünelim şimdi mesela Almanya'yı düşünelim. Tamam. Çok başka bir bağlamdan anlatayım. Hı hı. Türkiyeyi yönetenlere de belki bir şey olur yani. Ee, şimdi Almanya'da yaşayan e, ve federal Alman Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hı hı. yani artık federal Alman Cumhuriyeti vatandaşı olan Aleviler var ama yüz binlerce e, ve bunlar aynı zamanda Alevi geleneğini sürdürmek için dernekler kuran, federasyonlar kuran hatta konfederasyonlar kuran kişiler ve bunların binlerce üyesi var. Yani Alevi kimliğinin Almanya'da, Almanya Devleti için Alevi kimliğinin tanınmasını, kabul edilmesini ve Alevi olarak o ülkede yaşamasını, yaşamalarını istiyorlar. Şimdi ne yapıyor Alman Devleti? <laughs> yani Allah'tan ki Türkiye'nin yaptığını yapmıyor. Ee, çağırıyor onları bir masa etrafında oturuyor. Hı, hı. E Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Niçin istiyorsunuz?" diyor mesela. E biz çocuklarımıza Alevilikle ilgili ders verilmesini istiyoruz. Peki bu dersi kim verecek? Hocayı nasıl yetiştireceğiz? Kaç tane öğrenci olursa ders verebiliriz? Evet. Müfredata nasıl dahil, dahil edebiliriz? Bunun üzerine bir tartışalım. Tartışıyorlar, kararlaştırıyorlar, üniversitelerde programlar açıyorlar. lisansüstü e, lisans üstü program açıyorlar, hoca yetiştiriyorlar. Sonra Alevi aileler çocuklarını okullara gönderiyor, ders müfredata konuyor. Kitaplarını Alevi kurumların önerdiği hocalar ve dolayısıyla o, o, o üniversitelerde yetişen kişiler hazırlıyor ve çözülüyor. Evet. Ve bu kimseyi ilgilendirmiyor, kimseyi rahatsız da etmiyor ve bir Alevi sorunu da olmuyor aslında. E, düşünün. Federal Alman Devleti yani bundan 50 sene öncesine kadar Alevi diye bir şey herhalde bilmezdi yani. Aleviler oraya göç, göç ettikten sonra oldu ve böyle çözüyor. İngiltere böyle çözüyor, Avusturya böyle çözüyor, diğer Avrupa ülkeleri böyle çözüyor. <laughs> Ama Alevilerin ana anavatanında bir Alevi sorunu var. Ee, niye var? Çünkü sistem e, Alevileri bir kimlik olarak, bir inanç kimliği olarak resmen tanımamaya direniyor. Tanımamak için direniyor. E, Cem evleri, Alevilerin inanç mekanlarıdır dememek için direniyor. Etrafından dönüyor. Yani şimdi bile. E, Alevilere resmi bir statü tanırken bile mesela Alevi Bektaşi Cemevi Evi Başkanlığı gibi, yani en son kurulan e, hiyerarşide onu aşağıda bir yerde tutuyor. Yani diğeri mesela Cumhurbaşkanlığına bağlı oluyor ama bu işte Kültür Bakanlığının bir parçası oluyor. Tabii. Çünkü onun sadece bir kültürel, folklorik bir şey olduğunu e, olduğunu düşünüyor ve onu da herkese kabul ettirmek istiyor Aleviler de dahil. O e, sosyalitenin e, en önemli şeyi omurgası e, pir talip ilişkisidir. Yani pirler çok özel bir yerde durur inanç geleneği içerisinde. O pirleri Maaşlarını devletten karşılamak evet. üzere merkeze bağlıyor ve inancın tam tam da böyle omurgasına müdahale ediyor. Hala bunları yapıyor yani hala yani 21. yüzyılda 2023'ün Türkiye'sinde hala bunları yapıyor. Bu sorunu çözmekten ziyade aslında Kesinlikle. sorun olarak konuşmak zorunda kalmamıza neden olacak Sırı şeyler Tabii. değil mi? Bunlar? Ve yani gerilimi aslında arttırıyor. Daha ötesi. Ee, o kimlikten gelen, o inanç topluluğundan gelen farklı kesimleri e, birbiriyle dayanışma içerisinde olmaktan çok çatışmaya teşvik ediyor. Onlar arasındaki farklılıkları tahrik ediyor bu şekilde. Çünkü bir kısmı bağlanıyor, bir kısmı bağlanmıyor, bir kısmı ne fark eder maaşımızı alalım diyor, bir kısmı almayalım diyor filan ve böylece e, Alevi geleneği içerisindeki gerilimleri de derinleştiriyor. Yani aslında bir sorunu çözüyormuş gibi yapıyor, fakat çok daha derinleştiriyor. Hem bir akademisyen olarak, aynı zamanda geleneğin içinden gelen birisi olarak net bir şekilde gördüğüm bu. Peki Türkiye seçime giderken Erdoğan'ın yeni bir Alevi açılımı ortaya çıktı. E, yeni cemevlerinin yapılacağından, açılacağından bahsetti. Ziyaretler gerçekleştirdi. Gerçi o ziyaretlerde yine e, büyük olaylarla portrelerin indirilmesi, indirilmesiyle vesaire gündeme gelen ziyaretler oldu. E, şimdi cemevlerinin ibadethane statüsü verilmediğini yine görüyoruz. Ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. E bu süreç içerisinde nasıl bir seçime gidiyoruz? Ya da tüm bu yaşananların Alevislerde, bırakın siyasi karşılığını, psikolojik bir karşılığı, sosyolojik bir karşılığı nasıl oluşuyor? Ya şöyle, ben ben tam da sosyoloji bölümü öğretim yapsayım, e, dünyanın her yerinde. E, sosyolojik kümelenmeler kümelenmeler var, kimlikler tabii, tabii var, ki. gruplar var, kesimler var. Biz onlara özetle literatürde sosyolojik kategori diyoruz. Hı hı. Yani bir kesim işte. <laughs> Bunlar, yani her sosyal kesimin e, bir hali ve dili var. Ve o hal ve dilin, yani o dil, kültür, e, o sosyolojik kesimi ayakta tutan bütün o damarlar, onun aslında hem geleneğini besliyor hem de doğal hakkı. Dünyanın her yerinde devletlerin yapması gereken şey bu sosyolojik kategorilere taleplerini dinlemek ve onlara çözüm bulmak. Evet. Onlara çözüm bulurken kendi perspektifinden değil yani kendi baktığı yerden değil dinlediği sos sosyolojik kesimin durduğu yeri anlaması gerekir. Tabii. Mesela biz şimdi Alevi akademisi diyoruz ya, yani akademi zaten bunu öneriyor yani üniversite zaten bunu öneriyor yani bildiğimiz akademi de zaten bunu öneriyor. Diyor ki sosyolojik kesimlerle ilişkileri böyle kuracaksınız. Fark etmez hangi sosyolojik kesim oldu. Eğer genel toplumsal bütünlüğü bozmuyorsa, zarar vermiyorsa, eğer başka sosyolojik kategorilere zarar vermiyorsa, başka sosyolojik kategorilerle kurulan ilişkilerde barış ortamını zedeleyecek bir sonucu olmayacaksa, bütün talepleri normaldir ve hepsi kabul edilebilir. Alevilerin bundan fazla istediği bir şey yok aslında zaten evet. diğer e, sosyal kesimlerin çoğu için de böyle. E, fakat politik yaklaşım yani merkezde duranlar e, bütün bu talepleri dinleyen ve çözmesi gerekenler e, yani bu uzlaşıcı bağlar yerine bu bütünleştirici bağlar yerine e, dışlayıcı politik tercihleri öne çıkardıklarında durum gerçekten çok ciddi bir gerilime dönüşüyor ki. Şu an Türkiye böyle. Yani ciddi gerilime dönüşüyor ve hemen ben, ben bir sosyolog olarak söylüyorum. Yani hemen her sosyal kesimde e, ciddi gerilimler var. Bunlar kült sadece kültürel de değil aynı zamanda iktisadidir mesela. Ve mesela e, onların çözümü için böyle palliatif çözümler, çözümler. Yani ben onlara şey diyorum, politik oyunlar. Mesela politik oyunlarla çözüm bulmak evet. falan. çok tehlikeli bir şey. Peki. Yani seçime gidiyoruz mesela. işte şu kadar zam yapalım. EYT'yi çıkaralım falan yani sonrası felaket. Palliatif çözümler. Peki çözümler. E, Sayın Aslan şimdi süremiz daralıyor. Bir yandan CHP liderinin konuşması da söz konusu. E, kısa hatlarıyla bu akademi çalışmasını buyurun arkadaşlar. Ha başladı değil mi genel başkan konuşmaya? Evet. Kısaca, kısaca cevap alacağım. Peki, e, akademi çalışması böyle birkaç cümleyle hayır. nasıl ilerliyor? Bir de 28 Ocak vurgusu var galiba bugün 27 Ocak. Evet. Birkaç cümleyle onu alayım hayır, sizden. Hayır, ee, biz bu sosyal bilimler perspektifinden Aleviler ve Alevilik programımızın Hı -hı. adı bu. Birincisini 2022'nin başında yaptık. Üç aylık bir program ve kitabını çıkardık. Evet. Ee, ikincisi de yarın başlıyor 28 Ocak evet. saat 15'te Garipli'de Cem Evin'de İstanbul Küçükçekmece'de. O da 3 ay sürecek. Bizi dinleyen herkesi programımızı takip etmeye davet ediyorum. Online takip edilebilir. Yüz yüze de takip edilebilir. Ee, ama her şekilde bizi dinleyenlerin programı takip etmesini öneriyorum. Sadece Alevilerin değil, sadece Alevi olmayanların değil, aynı zamanda e, kurum yöneticilerinin, devleti yönetenlerin ve yönetmeye aday olanların dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Şükrü Aslan bizimle olduğunuz için. Bu arada sevgili izleyenlerimiz Mersin Muhtarlar Buluşması'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Ekranımıza getiriyoruz.